Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere birkaç hafta öncesinde eşleri ayırmıştım. Tepeli dişimizi ayrı bir kafese koyduk tek başına. DF jumbo dişimizi de Japones'in yanına attık. DF erkeğimiz tek başınaydı. Tekrardan eşleri yan yana attım. Japones'imiz şu an bayağı mutlu oldu. Dişiyi de gördük. Dişi de bayağı mutlu. Yuvaya girip bakıyorlar. Devamlı yan yana duruyorlar. DF erkeğimiz çok fazla şey yapmıyor şu an, çekingen. Bu arada dişimiz, jumbo dişimizin ceresi kahverengiye dönmeye başladı. Bu da kızıştığı anlamına geliyor. Yavaş yavaş dişiyle kızışırken dedim erkeğini yanına atalım eşini. Fakat erkek şu an çok fazla durmuyor. Biraz önce bir yanına gitti geldi. Fakat Japonesler bayağı bir şu an mutlular. Yan yana duruyorlar, yuvaya girip çıkıyorlar, bakıyorlar. Bakalım inşallah bir şeyler çıkar. Bu arada yavrularımız yuvadan atladı. Buradaki yavruları yumurtalan yavrularımız çıktı. İkinci de çıktı. Fakat bugün sabah baktığımda ilk çıkan yavrumuzun kursağı dolu olduğu halde ölmüştü. Onu attık. Bir tane yavrumuz var. Anne şu an içeride. Kuşların altlıklarını temizledim. Yemlerini tazeledim. Birazdan sularını da tazeleyeceğim. Bunlar yuvaya girip çıkıyor. Bu arada yumurta boşta olan kuşlarımızın hepsine Nekton Hobi E ve Hobi S'ye veriyoruz. Hem kızışmaları için birebir faydası var. Bu Hobi E, Hobi S Sultan papağanları için ayrıyetten üretilmiş bir ürün kızışmaları için. Bu Nekton tarzı olan kızıştırıcılar genellikle muhabbet kuşu, kanarya tarzı kuşları çok fazla kızıştırıyor. Fakat Sultan papağanlarında çok fazla bir fayda görülmüyordu. Fakat Hobi E ve Hobi S sırf Sultan papağanları için bunu üretimini yapmış. Böyle yazıyorlar. Muhabbet kuşlarına da veriyorum ayrıyetten. Fakat Sultan papağanlarına da dün vermeye başladım. Bir hafta boyunca vereceğim. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Fakat zaten yuvaya girip çıkıyorlar. Bunları öncesinde çiftleşmişlerdi. Fakat herhangi bir yumurtlama durumu olmadı. Dişinin demek ki şu an yumurtlama evresi değil. Bekliyoruz. Yani aynı keza bunlar da öyleydi. Bugün yuvalığına bakmadım aslında. Boş. Bunların. Mama istiyor anne babadan. Porsuğumuz yine bildiğiniz gibi mamasını yiyor, yavruları besliyor, yumurtaya yatıyor. Bu aralar ama çok asabi, yani birkaç haftadır böyle kafesini çeneye elime attığım an direkt elime saldırıyor. Eskiden böyle değildi ama bu arada muhabbetler, yan yana geldiler şeyler, jumbolar. Çok fazla yaklaşmak da istemiyorum. Yani yaklaşınca çünkü bu sefer birbirlerinden uzaklaşıyorlar, ürküyorlar. Uzaktan biraz gözlemleyeceğim, bakacağım. Dediğim gibi şu en alttakilere bir yuvalık alacaktık. Halen öyle durdu. Yani bu son süreçlerde yaşadığımız durumlardan dolayı da zaten hiçbir şey yapamadık. Yakın süreçte inşallah yolumuz düşerse bir yuvalık, muhabbet kuşu yuvalığı alacağız. Önceliğim şu muhabbet kuşlarının çiftleşmesi. Bunların bir yumurtalarını bekliyorum. Çünkü diğerlerinde genellikle yavru gördük zaten. Fakat bunların yavrularını çok merak ediyorum. Bu arada dişi de Japonese kusacak. Yem vermek için çabalıyor orada. Dişi de bayağı kızıştı. Yani dişi birkaç haftadır tek başınaydı. Yok, bizim erkeğimizde iş yok ya. Gerçi ilk attık, belki biraz zaman geçsin. Dişi yaklaşıyor. Dikkat ediyorsanız dişi genellikle yanına gitmeye çalışıyor, yaklaşıyor. Büyük ihtimal yakında da çiftleşirler. Çünkü dişi bayağı bir ceresi kızıştı, şey oldu, kahverengi oldu. Önceden kahverengi değildi. Açık bir maviydi.
kahverengiye döndüğü zaman birçoğunuz biliyordur zaten, dişilerde kızgınlık zamanına denk geliyordur. İnşallah bakalım bunlardan da güzel yavrular alırsak çok iyi olur. Bunlardan damızlık olarak ayırmayı zaten düşünüyorum yavrulardan. Şu an için durumlar bunlar arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik çok fazla yok. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.